bana para ver, baba der ne? Abi, biliyor musun kızım? Bu defa bana kodu bu ihanet. Ya. Ya. Arkadaş, şu dünyada gerçekten çok değerli insanlar var. Bak, demek ki yaptığı hatayı anlıyor, bir anda sıyırıp kurtarıyor kendini. Ben beceremiyorum. Hakikaten beceremiyorum. Yapamıyorum yani. Ben muhabbet hapse devam. Kuzu, sen konuşmayı kes, bavullarımı yukarıya taşı. Yürü. Yukarı mı? Erman, tabiisi. Anneme bizim yatak odamızı vereceğiz, tabiisi. Ne yapacağız? Bodrum'da yercan odasında mı yatıracağız anneciğimi? Herhalde. Bu evin tapusu benim üstüme. Değil mi abi? Nefes alıp yemek lazım tabii. Yürü. Açsınızdır diye size bir şeyler hazırladık babacığım. Sağ ol kızım. Seval. Hı. Kızım, bu yandaki evde kimler oturuyorlar? Kuzular oturuyor babacığım. Kuzular mı? Evet, kuzular ve özellikle sizin tanışmanızı çok istiyoruz. Neden? Tanışınca ne demek istediğimizi anlarsınız babacığım. Ben kaçtım. Şeften 2 saatliğine izin aldım postanenin. Gitmem lazım yani. Size de tebrik ediyorum abi hanım. 2 tane kadın olmanıza rağmen hala şu lambayı alıp yerine koymamışsınız. Ayol bu hala postacılık mı yapıyor? Evet, ne oldu? Namusumdan, şerefimden, onurla, haysiyetimden devlet memurluğuna devam ediyorum. Kötü bir şey mi postacılık yapmak? Ay, belli oluyor. Bence neden seni hiç terfi etmiyorlar? Yazık değil mi benim güller gibi kızıma? Ha? Meryem Hanım, kime yazık ya? Kime yazık? Siz ne biçim konuşuyorsun? Ona mı yazık? Ona mı yazık yani? Ne demek yazık? Erman, neyse tamam, artık sen hadi işine daha fazla geç kalma. Akşam eve de çok geç gelmek ki anneciğimin şerefine tam aile hep beraber bir yemek yiyelim. Ne kadar iyi olur abiye. Anneciğim, sen halen ta pizza çok mu seviyorsun? Tabiisi. Bayılıyorum. Arkadaş, yeter ya. Hakikaten yeter ya. Kuzu, konuşma, git kapıya bak. Kapı çalıyor. Kayınvalideciğim, önden bir Erman var, Erman. Benim adım önce Erman, sonra kuzu geliyor. Lütfen dikkat edelim. Ermancığım, lütfen anneciğimin kulakçığını daha fazla yormak yerine kapıyı açar mısın? Atarım. Merhabalar. Hadi buyur, bir bunlar eksikti. Kusura bakmayın, sabah sabah rahatsız ediyoruz sizi. Estağfurullah, sizin rahatsızlığınız rahatsızlık mı yani? Biz zaten rahatsız olduk önce de. İnanır mısın, etim uyuştu Gökhan, hissetmiyorum bile, öyle rahatsızlandım yani. Anlıyorum, anlıyorum. Sevacığım ve Gökhan'cığım gelmişler. Anneciğim gel, gel anneciğim. Bunlar bizim çok sevgili komşularımız, adeta canlarımız, canlarımızın içi komşularımız. Gökhan'la Seval oluyorlar anneciğim. Kız, anne demek ne oluyor? Abla, abla diyeceksin. Anneciğim mi? Ay, girinsenize, içeri paspasın üzerinde kaldınız, lütfen buyurun. Geçin geçin, eve uyumaktan çıktı saatin. Vallahi devlet misafirhanesine döndü, geç. Ayaklarla girmiyoruz tabii siki, değil mi? Bir miktar. Delik versene misafirleri. Gekencim, erkek telli bulamadım, bunu vereceğim sana. Buyurun. Tabii, ben giymesem de olurdu ama. Beyefendi, Sevalcığım. Anneciğim, beyefendiye de bir dakika. Size de bunu vereceğim, şu an bulamıyorum. İyiyse al amca, giy onları. Teşekkür ederiz.
Sağ olun bir anneciğim. Paris güzeldi. Öyle mi? Paris'ten mi geldiniz? Yalova'dan. Yalova'dan geldim. Paris'te daha önce bulundum. Böyle senin gibi orada parlak bir oğlan vardı. Benziyor sana Pierre. Evet. Evet. Olmuyor, olmuyor. Nerede kaldı bu şüpho ya Rabbi? Yarcan. Heh. Aşkım sen o anahtarı yutalı epey oldu değil mi? Evet. Şimdi çoktan artık midenden bağırsaklarına doğru da inmiştir. Ne yapayım, soda mı içeyim üstüne? Ne öneriyorsun Ezgi? Hayır Yarcan ya. Ben diyorum ki ben şöyle arkaya doğru bakayım. Sen şuracığa kakanı yapıversen de biz oradan anahtarı alsak da şimdi... Yapma Ezgi'cim. Yapma bize bunu. Yani gerçekten ben şu yatakta seninle aşk dolu, zevk dolu, tutku dolu bir ömrü nasıl yaşarım diye düşünürken... sen benim bu yatağın ortasına hem de senin huzurunda konsepti bırakmamı mı istiyorsun? Gerçekten. Ama aşkım bak ben gözlerimi kapatacaktım. Böyle dönecektim bak. Allah'ım ne tür bir kabus yaşatıyorsun bana ya Rabbim. Yani kader deyip geçemiyorum, kusura bakma. Kusura bakma. Ey yorgun. Kızım yatakta bana tafra yapma, kelepçe var kanatlı bileğime yemin ediyorum ya. Benim de babam İzmir'den geldi Abiye Hanımcığım. Sizi de çok merak etti. Biz de böyle getirelim de tanıştıralım dedik. Ay tesadüfün o kadar da böylesi. Benim de annem Yalova'dan geldi. Ben de annemi sizinle tanıştırmak için sapır 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 sırlanıyordum. Abiye. Anneciğim. Ay ne kadar hoş olan bu, böyle bayıldım. Anneciğim, Seval'ın kocası o. Olsun, olsun. Bugüne kadar benim kocalarımı çaldı herkes. Bir kere de ben çalayım onların kocasını, ne olur? Anneciğim lütfen, haram mal. Gırtlağına takılacak, çıkarır mısın şu yüzüğü? Ver şunu. Damat, sen bu tarafa geç. Efendim, ben de emekli kurmay albay Kadir Serttaş. Aynı zamanda Seval'in babasıyım efendim. Pierre, Gökhan, bak gör de öğren. Ne kadar güzel el öpüyor baba. İnşallah, inşallah. Kadir Bey siz de mi İzmirlisiniz? İzmir oğlum. Neresinden? Narlıdere. Olsun, olsun. Güzel. Yot, deniz. Tabii, vitaminli yer. Evet, gerçekten. Tabii. Lazım. Biliyorsun müşterekle aramızda bir şey olmasın hayatım. Çok memnun oldum tanıştığımıza Kemal Bey. Çok. Kadir. Kadir. Olsun. İki kelime yani. Tamam o zaman biz de müsaadenizi isteyelim. Seval. İki dakika otur bakayım kızım. Oturdum babacığım. Gerçekten tanıştığımıza çok memnun oldum efendim. Çocukların sizin gibi nadide, müstesna insanlarla komşu olması gerçekten beni bahtiyar etmiştir. Çok teşekkürler Kadir Bey. Ben de sizin bu düşüncenize katılıyorum. Seval da Gökhan da bizim gibi mükemmel komşulara sahip oldukları için ne kadar da şanslılar. Abandın, abandın. Murat, gerçekten çok güzel bir evlat yetiştirmişsiniz. Yalnız biraz kilo aldırsak yani diyorum ben Seval Hanım'a. Yemiyor. Tabii tabii, çok şey kalmış yani. Çelimsiz mi diyorduk, ne diyorduk ona? Müstet tamam. Bey sana şey yapmasın, gönül tamam, komasını tamam, Erman. Tamam. Dik durur musun anneciğim tamam. Lütfen? Herhangi bir telgraf, posta bir şey olduğu zaman lütfen, lütfen. Teşekkürler efendim, komutanım. Sağ ol. Bana yahu bana. Bir huzur ver be.
Hayır Kadir Bey, hayır. O lafın doğru söylediği. Söz büyüğün, sus küçüğüm. Ya ben konuşurken bir sus küçüğüm Allah'ın aşkına manasında. Yani illa küçükler su içerken mi konuşmamız lazım? Sizce çok saçma bir bakış açısı değil mi adoslar? Yani. Yalnız Abiye Hanımcığım, asıl babamın söylediği doğrusu. Kızım, kızım. Abiye Hanım haklı olabilir. Çok affedersiniz, ben yanlış öğrenmiş olabilir. Olsun. Olsun. Ah. Lan oğlum, Ezgi'nin ne işi var burada? Ezgi bana poğaça getirmiş, yatakta birlikte poğaça yiyorduk Spocuğum. Biliyorsun Ezgi çok düşüncelidir bir tanesi. Fırında ne çıksa bir tabak mutlaka bana getirir. Canısı o, tam canısı. Oğlum kendine niye kelepçeledin o zaman kızı? Ulan yoksa Ezgi'yi de mi sapık emellerini alet ettin? Spo sus, kapat lan o çemçük dudaklarını, kapat. Demek Ezgi'yi de, öyle mi Yarcan ha? Demek sen bu fantaziyi benden başka kızların üstünde de denedin, öyle mi? Hani ben ilktim? Hani bugün burada yaşanacak olan her şey benim için olduğu kadar senin için de ilkti ha? Yani çok teşekkür ederim kardeşim, çok yardımcı oldun. Sen gelmeden önce kelepçeliydim, sen geldikten sonra hem kelepçeli hem tokatlıyım. Ama şuradan kurtulup senin suratını paramparça edemiyorum. Kendi kendine gelsene şu dolabın içerisine sok. Ne olur yorma beni. Ne olur yorma beni Süpo. Efendim sizin eşiniz beyefendi neredeler? Sağlar mı? Sağlar sağlar. Yalabadalar kendileri. Anlıyorum. Ama dün saat 18.30 itibarıyla benim için rahmetli oldu kendileri. Oh maşallah. Başınız sağ olsun efendim. Dostlar sağ olsun. Benim adım Berri. Bu arada çift R ile yazılıyor. En az isminiz kadar güzelsiniz Berrin Hanım. Biliyorum. Kusura bakmayın. Anneciğim. Anneciğim şu anda moralman bayağı bir eksilere indirgenmiş halde olduğu için bu tarz duygusal çalkanmalar ve fokurdaşmalar yaşaması çok normal. Aman Allah'ım. Abiye kuzunun annesi, abiye kuzunun aynısı. Bir abiye kuzudan daha fena ne olabilir biliyor musun aşkım? İki abiye kuzu. Babacığım bak görüyor musunuz? Ya görüyorum kızım. Ne kadar muhteşem, hayat dolu, ne kadar saygın, kaliteli insanlar. Bu insanlara bayıldım kızım. Komşularınız harika. Damat, toparlan evladım. Allah Allah. Uğurlamak yok, yok. Uğurlamak yok, ağlamak yok. Ya tamam, tamam. Yapma bunu kendine bir tanem. Ben sana yalan söylemedim. Gerçekten bu benim için de hayatımda bir ilk olacaktı. Yani en azından ben de hayatımda ilk kez bir kelepçe anahtarı yuttum ya. Ya can! Oh! 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 Bu da bir ilkti mesela. Görüyorsun, ben ilklerin adamıyım, bebeğim. Lan oğlum sen ne içirdin bu kıza? Ne yaptın da bu kızı evlenmeden olmaz aşamasından kelepçe aşamasına upgrade ettin bir anda? Tüpocuğum, gerçekten. Şu anda yanımda yatan ve yakın bir gelecekte evlenmeyi planladığım bir kızla ilgili bütün gerçekleri, cinsel hayatımıza ilişkin bütün gerçekleri tüm çıplaklığıyla anlatabileceğime inanıyor musun? Gerçekten. Ha? İnanıyor musun lan? Hala bakıyor suratıma. Git bana bir maymuncuk bul, bir şey bul. Yahu kaldık burada, elime kan oturdu. Ezgi'yi de bitirdin, beni de bitirdin lan. Burası iyice altın gülüne dönmeye başladı. Kusura kalmayın, ben ufak ufak işe gitmek zorundayım. Geç kaldım çünkü. Yani ben böyle çok şey yapamıyorum Kadir Bey, kusura kalmayın. Yani kadınlar arasında falan.
Kolay gelsin. Görüşürüz. Çok memnun oldum tanıştığımıza. Eyvallah. Erman abicim, beni de bekle. Ben de geliyorum. Hadi görüşürüz bir tanem. Babacığım görüşürüz. Abi hanım görüşürüz. Hayatım, Berin Hanım görüşürüz. Hayırdır lan, sen nereye geliyorsun? Ben de işe, daha doğrusu kendi işime Erman abi. Öyle mi? Arabayı gördüm dün gece. Bakımdan çıktı galiba. Evet, 3 aylık bir bakım ve servis onarımından sonra nihayet arabayı çalıştırabildiler. Maşallah diye, maşallah diye. Olan var, olmayan var yani. İyi o zaman beni de iş yerine bırakırsın, hadi gidelim. Bırakırsın derken, hadi gidek derken? Bırak yani arabayla, ne olacak ki? Bırak, şimdi ben aslında arabayı aldığımda, şimdi başka bir yoldan, belki uzun bir yoldan, daha kısa bir yerden gidersem... Yüken. ...sana uzun ters bir şey olmasın an... Yüken, kaç yaşındasın sen? 38. Bak oğlum, bak beni sinirlendiriyorsun bazen. Bak ben sana iyi davranmaya çalışıyorum. Sen 2 tane insanın bisiklete binip yanında pedal çekmenin ne demek olduğunu biliyor musun? Bak seni var ya her sabah sırtımda taşıdım lan ben. Bak ayaklarımı görüyor musun? Ne hale geldi. Ben ağzımı açıp bir şey dedim mi? Nankörlük etme bak Gökhan. Nankörlük etme. Abi inan nankörlük etmiyorum. Ben sadece hani uzun bir yoldan giderim, seni işe geç kalmana neden olurum. Ondan sonra üzüntü duymayayım, mahcup olmayayım. Sıkıntı yaşama yani sen işte... Bak. Bunu görüyor musun? Tamam. Ya. Ben çantamı alıyorum. Arabanın orada da seni bekliyorum abi. Çabuk. Anana bak ya. Anana bak ya. Abi hanım, ben terlikleri unutmuşum. Ayakkabılarımı almamışım. Onları alayım. Tekrar görüşmek üzere. Hemen hem bekliyorum. Kadir Bey, damat iyi olan da biraz kot kafa, kot. İyi çocuk yoksa. Yarcan, bu kelepçenin orijinal anahtarı nerede kardeşim? Ruhumun derinliklerinde bir yerlerde saklı kardeşim. Nasıl? Yuttun mu yoksa anahtarı? Yok kardeşim. Önce suda erittim, sonra içtim. Lan oğlum nasıl yutarsın anahtarı? Allah cezanı vermesin, anahtarın ağzında ne işi var? Detay sorma Süpo. Detay sorma. Zaten buradan kurtulunca çok detay döveceğim seni. Çok detay. Lan bana bir yerlerden alet, edevat bir şey bul, kurtulalım şunlardan. Birazdan ablam, eniştem ve Yalova'dan bu sabah kesin dönüş yapan annem buraya inip beni bu halde görürlerse ne olur biliyor musun? Beni bitirirler. Beni bitirirler Süpo. Ama ben de seni bitiririm. Yaşatmam seni Süpo. Yaşatmam! Yaşatmam! Öldürürüm lan! Hadi, çabuk ol. Kusura kalmayın, ben işe çok geç kaldım. Size bol muhabbettir. Kolay gelsin. Hadi, hadi abi görüşürüz. Evet, biz de artık kalkalım. Çünkü babam yol yor, böyle biraz dinlenmesi lazım. Sevalcığım, bence de bize doyum olmaz. İnsanın gerçekten bize misafirliğe geldiği zaman... ...akşama kadar oturası, hatta yatılara kalası geliyor, öyle değil mi? Hem zaten anneciğimin de istirahata ihtiyacı var. Tabii kız. Anlıyorum tabii, çok haklısınız. O zaman size iyi günler. Ya kızım, biraz daha otursaydı çay, kek, börek falan ikram ederlerdi belki ha? Tabii. İnanır mısınız Kadir Bey? 20 yıldır bu evde yaşıyorum. Ta hala ne börek ne de kek gördüm. Yani siz yarım saat oluyor geleli, onları bekliyorsunuz ya, beni de beklemeyin. Hadi beraber çıkalım, gelin gelin. Günler. İyi günler, hoşça kalın, gel kızım. Gel. Türk bana ho, Türk bana hey, baba bana para ver, baba der ne? Açıldı. Açılmadı. Olmuyor abiciğim. Nasıl olmuyor? Açılmıyor. Nasıl açılmıyor? Açılmıyor, olmuyor. Süpo, şu anda bana böyle pes edici ve teslim olucu cümleler kurma. Yemin ediyorum şu dolabı kafanla paralarım senin. Abiciğim ben nereden bileyim? Maymuncuk muyum ben? Evet Süpo. Sen maymuncuk değilsin. Sadece maymunsun. Hatta kütüğün maymunlar cehenneminde senin. O derece yani. O derece. Ah!
Süper fikir geldi aklıma. Nedir Süper hocam, nedir? Bizim mahallede Ahmet abi var, tesisatçı. Evet. Yani emlakçılık da yapıyor ama o da ek iş olarak yapıyor. Geçen gün beni aradı mesela. Bir oda, bir salon, bir ev varmış. Süpermiş. Depozito da istemiyor adam. Harika bir ev ama görsen var ya, böyle manzaralı manzaralı, böyle bilmem ne falan, çok güzel bir ev yani. Konudan kopma Süper hocam, konudan tamam, kopma. Tamam, toparlıyorum, toparlıyorum. Tamam, toparlıyorum tamam. Hani. Şimdi bu adama götürürsek eğer, tesisatçı ya. İki dakikada keser, niye keser? Çünkü elektrik testere var. İki dakikada elektrik testere ele keser. Oraya gidelim diyorsun yani. Evet, depozito da istemiyormuş. Süper. Ne var? Gerçekten ama gerçekten bir tarafımda bu devasa dolap, diğer tarafımda Ezgi olacak şekilde bir halay formatında Normandiya tünelinin içerisine sığabileceğimize inanıyor musun? Gerçekten. He? Lan bana ne senin emlakçın lan? Emlakçı anlatıyorsun bana. İki oda bir salon. Kombisi var mıymış peki? Varmış. Var mıymış? Varmış. Lan hala konuşuyor ya. Hala konuşuyor gerizekalı. Hala konuşuyorsun. Yeter. Oğlum masrafsız. Yeter. Kan oturdu koluma. Kan oturdu yemin ediyorum. Şuradan kurtulayım var ya, çok kötü indireceğim seni Süpol. Çok kötü. Ben artık çıkıyorum, işi bayağı geç kaldım. Akşam eve geldiğimde dedikodunuzu yapmış, dirdirinizi etmiş. Güzel güzel ağlamış olursunuz inşallah. Abi. Ay bu halen daha çıkamadı evden. Ay bu ne kadar tembel adam böyle. Bunu postaneden nasıl kovmuyorlar kızım, hayret vallahi be. Anneciğim böyle bir sempati, şirin, topaç gibi bir suratı var ya, içleri el vermiyor, kıyamıyorlar, kovamıyorlar demek ki. Abi bu mu sempati? Ay ben bunu gece rüyamda görsem korkar kaçarım. Kusura kalmayın ama şu kaşlara, şu kirpiklere biraz dikkatli bakmanızı isterim. Sülalenizde var mı acaba böyle bir güzellik? Bakın bakın. Türk balı ho, Türk balı hey, baba bana para ver.